Evet arkadaşlar, Ayasofya Camisi hizmete açıldıktan sonra Ali Erbaş hocamızın bir elinde kılıç ve sol elinde ve kürsüde de vakıf malları vakfa aittir. Vakıf mallarını vakıfın haricinde başka amaçlarla kullananlar için Allah'ın, peygamberinin ve meleklerin lanet edeceğini hani söylemesi üzerine çığ gibi tepkiler büyüdü. Türkiye'den ve bazı yurt dışından da bir sürü tepkiler gelmeye başladı. Ben de şimdi sosyal medya üzerinden çok fazla sorulan, dile getirilen soruları burada sizlere yanıtlayacağım. Ben bunları not ettim. Şimdi birincisi, en çok şimdi dile getirilen sorunun birisi, Ali Erbaş Hoca'nın Diyanetlik Başkanlığından görevinden istifa etmesiymiş. Birincisi bu, istifa etmeliymiş. Niye istifa edecekmiş? Yani neden? Adam kendisi çıktı, açıklama yaptı, dedi. Ben Atatürk'ü kastetmedim. Yani farklı anlamlara getirmeyin. Adam çıktı, dedi. Ben Atatürk'ü kastetmedim. Ben vefat etmiş birisinin arkasından beddua değil, dua ederim, dedi. Dua edilir. Öbür tarafa vefat etmiş, ruhunu Allah'a teslim etmiş kişiler arkasından dua edilir, dedi. Ama bazı kesim ne derse desin, Ayasofya'nın hizmete açılmasını hazmedemediği için, içerisinde gaz biriktiği için o gazı atması lazım. Bir yerden bunun acısını çıkartması gerektiğinden ötürü saldırmaya devam edecek. Yani Ali Erbaş Hoca'nın kellesini almaya kadar, hatta ondan sonra Erdoğan'a yürüyecek. O bile yetmeyecek. Onun derdi tasası, hele bir satranç oyunda fili bir alsın, direktmen vezir üzerinden şaha gidecek. Sen atadın, sen seçtin, senin Diyanet işlerinde, bak o yaptı, onu sen neden seçtin, böyle adamlarla çalışıyorsun, senin iyi dediğin, senin bize övdüğün, başımıza atadığın insan, hatan, bak hata yaptın, büyük hata diye Erdoğan'a gidecekler. Uyanıklar. Neyse, ikinci soru, en çok Atay'a hutbede fetva verip dua okuyacakmış. Dua okuması, yani Atatürk için hutbe okuması gerekiyormuş. Niçin hutbe okuyacak burada? Yani ne amaçlı? Hutbe kime okunur? Allah'ın peygamberine, yani hutbe okunur. Yeryüzündeki temsilcisine, yani halifesine okunur. Peygamber sıfatında mı? Hayır. Halife mi peki? Halifelik makamına erişmiş mi? Allah'ın yeryüzünde temsilcisi mi? Yok. Niçin hutbe okuması lazım? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Türkiye'yi düşmanlardan kurtardı. Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdi. Çanakkale Zaferi'nin hani komutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını bugünkü Cumhuriyeti kurdu. Bu yüzden hutbe okunması gerekir diye, hadi onları anlayalım, öyle söyleyelim. O zaman dünyada ne kadar Müslüman ülke var? Bütün kurucuların hepsine çıkalım sabahlara kadar hutbe mi okusun? Bu dini, yani İslam din cuma hutbesi oyuncak mı? Herkesin istediği gibi hutbe okunsun. Sadece Allah'ın Resulüne ve yeryüzündeki temsilcisine, yani halifesine okunur hutbe. O yüzden bunlar zırvalar. Yani CHP'nin Atatürk'ü ilahlaştırmak yolundaki bazı görüşleri, bazı yani ileri geri konuşmaları bu yani. Zırvaları. Bundan bir şey çıkmaz. Peki bir de kılıçla çıkmış. Bunu söylüyorlar. Neden kılıçla çıktı diye. Bunu bilmeyen bilmez tabii ki. Hani tarihten bir haberdar olmayan, araştırmayan bilmez. Kılıç Fatih Sultan Mehmet de Ayasofya'yı fethettiği zaman sol eline kılıcı alarak barışı simgeleyen, barış anlamına gelen. Bak sağ elinde olsa barış değil. O zaman savaş anlamına geliyor. Sol elinde olduğu için dosta güven, barış, bütün dünyadaki İslam alemine ve mazlumlara gönderilmiş bir mesaj bu. Barış. Yani dosta güven veriyor anlamına. Kötü işlerde, kötü davranışlarda, kötü şeyler yapmayan, dünyada zulüm etmeyen, masum, mazlum kişilerin güvende olduğu, güven duyabileceği bir makam, Türkiye Cumhuriyeti olduğu anlamına geliyor. Biz dosta güven veriyoruz anlamına gelen sol elinde kılıcı tutması
ve hutbeye kılıçla çıkması bu anlama geliyor. Bunu anlamayan, araştırmayan bilmez. Barbar, cani, yani gerici diye hitap eder. Niye o zaman İngiltere Kraliçesi Elizabeth şövalye ilan ediyor? Sanki 90 yaşında adam şövalye mi olacak yani? Niye o zaman Arabistan'da ta Trump geldi de kılıç dansı yaptılar o zaman? Yani bunlar bir gelenek, görenek yani. Eline kılıç alan herkes yani molla olmuyor yani. Tabii burada saldıracak kendisine bir kemik arıyor. Atılmış bir kemik yani. Ortaya bir kemik, hemen üstüne atlayacak. Kemik arayanlar hani öküzün altında bızağı arayan cinsinden. Hani öküzü de çoğu kişi bilmiyor eskiden olduğu için. Öküz demek dana, erkek demek. Erkek ineğin, erkeğin altından bızağı arayan cins yani. Bunu da söylemiş olalım. Bir de lanet etmiş yani. Ben konuşmasını dinledim. Kendisi orada Fatih Sultan Mehmet'in kendi kurmuş olduğu vakfa bırakmış olduğu vakıf beyannamesini okuyor adam. İçerisinden almış o cümleyi. Ben burayı vakıf olarak vakfettim, vakfa bağışladım. Benim fethimdir, fethimi vakfa bağışlıyorum. Ben burayı cami olarak siz torunlarıma, gelecekteki torunlarıma bırakıyorum. Burasını cami olarak alıp da camiden başka ameller içerisinde kullanan kişilere ben Allah'ın, meleklerin ve peygamberin onlardan Allah huzurunda şikayetçi, davacı olacağım. Allah'ın merhameti, şefkati onlardan uzak olsun diye kendisinin bir hadis değil de kendisinin bir vasiyeti var yani. Kendisi lanet ediyor, kendisi yapıyor yani. Burayı başka amaçla kullananlara ben öbür dünyada şefaatçi olmayacağım diyor adam. Allah'ın merhameti onlardan uzak olsun diyor. Allah'ın gazabetine uğrasınlar diyor. Kendisi söylüyor Fatih Sultan Mehmet. Evet, bir de Ayasofya hani camiye çevrildi ya. Bir sürü, bu da sağ kesimden diyelim ya da sağcı gibi gözüken Erdoğan'a gaz veriyor gibi veyahut da FETÖ'cü, gizli FETÖ'cülerden de olabilir. Halifelik ilan edilsin. İlan edilmeliymiş. Artık halifelik gelsin. Ayasofya açtık ya. Kızını alamamış, devam ediyor. Son gaz otobandaymış gibi de düşünün. Arkadaşım bakın, halifelik öyle kafanıza göre Ayasofya'yı ibadete açmakla veyahut da bir yeri fethetmekle veyahut da bir yerde bir büyük bir icraat da yapsanız öyle kafanıza göre halifeliği ilan edemezsiniz. Halife demek Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Bak daha önce açıkladım. Bu halifenin görevi, halifeliği ilan ettiğin zaman bütün İslam alemine hükmediyorsun. Hepsi senin emrini, yasaklarını ve bütün her şeyini dinlemek zorunda. Bütün yasalarına uymak zorunda. Sen o zaman hacca gidecek kişileri, Mekke'ye, Umre'ye gidecek kişilerin listesini bile belirleyebilirsin. Hangi ülke hangi kotayı uygulayacaksan onu bile belirleyebilirsin. Bunu sadece Türkiye'nin emri, doğrultusu, yasasında olacak bir şey değil. Bunu bütün dünyadaki İslam alemleri bir araya gelip %100 tam kanat, tam bağlılık, kanun maddeleri çerçevesinde tam bağlılık, ona, o halifenin yasalarına karşı gelecek her şahıs, lider tamamen dışlanıp ve bütün yaptırımları ve her türlü cezayı kabul edecek bazı maddeler, belgeler imzalaması lazım yani. Yaptırımlar, büyük ağır cezalar. Öyle kolay bir şey değil. Bu halifelik de yani 1923'te Cumhuriyet kurulduktan sonra kaldırıldı biliyorsunuz. Bu iyi oldu mu? Bence hiç iyi olmadı ama şimdi tekrar geri halifeyle dönmek de öyle kolay değil yani. Şimdi halife olmuş olsaydı Batı'nın İslam alemi üzerindeki baskısı böyle kolay olamazdı yani. Öyle gelip Orta Doğu istediği gibi karıştıramazdı. Öyle çoban gezdiremezdi Orta Doğu'da yani. Bugün görüyorsunuz ne halde Orta Doğu. Hep petrol ülkelerinde hep gözyaşı var işte. Eğer halife olsaydı, gerçekten bağlılıklarını da bildiren ülkeler olsaydı, Arap ülkelerinde birçoğu, böyle gelip de Batı'daki zalimler, katlarlar, barbarlar sırf petrol oradan elde edebilmek için oradaki insanları yerinden yurdundan edip başka ülkelere sığınmacı konumuna getirmezdi. Şimdi bir de vefat etmiş birisine beddua edilir mi arkadaşlar? Hani şimdi bunu da ben
kendim size söylemek istiyorum. Yani bu soruyu. Hani hep dediler ya, Ali Erbaş hoca hep beddua etti, beddua etti. Bakın, dini birazcık bilenler, birazcık alnı secdeye gitmiş olanlar dahi, bakın çok fazla içine girmiş olmasına gerek yok. Kalbinde Allah aşkı, peygamber sevgisi, biraz iman aşkı, öbür dünyada hani korku, ibadet, hani bunlar yerleşmiş olan kişiler bilir. Vefat etmiş kişinin arkasından asla beddua edilmez. Bırakın bedduayı, kötü bile konuşulmaz hayatta. Çünkü bir insan beden yaşayıp da bütün günahıyla, sevabıyla yapmış olduğu bütün zulümler bile olsa, en kötü insan bile olsa, yeryüzünün en kötü insanı bile olsun, en kötü insanı bile olsun, bu dünyada yapmış olduğu bütün kötülüklerin hepsini burada bırakıyor. Amel defteriyle ahirete göç edip gidiyor. O beden burada kalıyor. Yeryüzünde o ruh tertemiz bir şekilde, Allah'ın kendi ruhundan üflemiş olduğu ruhu tertemiz bir şekilde Allah'ın huzuruna gidiyor. Bu tertemiz ruh demek istediğim, yani günahsız cennete gidecek anlamında değil. Ruh temiz, ruhu kirletmiş olabilir şahıs. O insan ahirette cezasını, cennetlik veya da cehennemlik, o cezasını o ahirette çekecek. Ama o ruh Allah'ın huzuruna göç ettiği için, gittiği için artık bu dünyada onun hiçbir yani günahı kalmadığı için, devam olmayacağı için, Allah'ın huzuruna hesap vermek için gittiği için artık onun amel defteri kapandı. Onun arkasından kötü konuşmak, onun günahlarını almaktan başka öteye gitmez. Hiçbir öteye gitmez. Çünkü hepimiz canlıyız, hepimiz yaşıyoruz ve bir gün öbür dünyaya göç edeceğiz. Vefat edeceğiz, öbür dünyaya gideceğiz. Gittiğimiz zaman gerçek alemi, ebedi alemi, Allah'ın huzuruna gideceğiz. Allah'ın huzuruna bak, günahıyla ya da sevabıyla ne olursa olsun Allah'ın huzuruna gitmiş bir insana, oradaki Allah'ın huzurundaki bir insana hayatta bizim bir kötü bir şey konuşma yetkimiz, alakamız, dahilimiz asla olamaz. Asla olamaz. Çünkü artık yalan dünyayı terk etti, gerçek alemde o. Ebedi alemde, gitmesi olması gereken yerde. Kesinlikle kim olursa olsun, dünyanın en zalim insanı bile olsun, vefat ettikten sonra arkasından beddua edilmez. Bunu İslam'a, imana, Allah'a, Kur'an'a, kitaba inananlar bilir. Ha şey yapabilirsiniz. Hani ona yapmış olduğu kötülüklerden, mesela zalimliklerden ötürü, Allah'ım hani onun günahını, sevabını, yani kendi katında hani onu cennete koyduğun, hani cennete koyacağın kullardan eyleme. Hani böyle bir konuşma, böyle bir serzeniş, bunu yapabilirsiniz. Ama o kişinin hakkında ben burada hani size videom tamamen beddua videosu olsun, kötü kelimeler kullanmamak için söylemiyorum. Hani onun arkasından Allah sana böyle böyle yapsın, seni böyle yerlere, böyle mekanlara koysun, senin çoluğunu çocuğunu böyle, soyunu, ırkını, ırzını böyle, buna benzer bir sürü buna benzer böyle beddualar etmek o kişinin günahını almaktan öteye gitmez. Bunu Müslüman bir insan yapamaz. Müslüman kimliğine sahip olan bir kişi. Bakın şunu parantez açarak söyleyeyim, örnek vereyim. Bu sadece bana ait bir şey. Ben namaz kılarken tebbet duasını okuyoruz ya. Hani Leheb, Ebu Leheb, hani peygamberimizin amcası ya, öz amcası. Bak Ebu Leheb öz amcası. Ben tebbet duasını okurken bile daha az okumaya gayret ediyorum. Daha az. Tamam, o kadar peygamberimize zulmetti, o kadar çok çektirdi, ama peygamberimizle amcasının arasında yaşanan bir şey. Peygamberimiz onun için her şeyi yapabilir, her şeyi söyleyebilir. Ama benim konumum onun kan bağı olduğu için oraya söz söylemeye bile, yani onun konumuna, yani onun akrabası olduğu için peygamberimizin, ona söz söylemeye bile kendimi aciz hissediyorum yani. Söyleyemiyorum yani. Ya elimden gelmiyor. Başka dua okuyorum. Başka dua. Çünkü orada peygamberimizin amcasına, orada Leheb'in eli kurusun, gideceği yer cehennem olsun, cehennemde sırtını sadece cehennem duvarlarına dayayacak diye, orada Ebu Leheb'e orada beddua gibi cehennemde karşılaşacağı bütün sözler var tebbet duasında. Ben onu elimden geldiği kadar az okumaya, başka dualar okumaya gayret gösteriyorum. Ben bu kendi görüşüm, kendi şeyim. Çünkü peygamberimizin kanından olduğu için ben asla oraya dil uzatamıyorum. Peygamberimizin kanından olduğu için.
Ama Ebu Sufyan olsun veyahut da Ebu Cehil olsun, onlar peygamberimize hani o kadar çektirmiş, onların üzerine bir ayet olsaydı onları okurdum. Çünkü peygamberimizde kan bağı olmadığı için. Neyse, devamında bu Ali Erbaş hocamızda da bir de saldıranlar var. Bunlar kimler saldırıyor? Kimler saldırıyor? Bakın, saldıranlar da hep sol kesim. CHP'nin marjinal taraftarları, marjinal. Tam dinle alakası olmayan, alnı secdeye gitmeyen İslam karşıtları, asla Kur'an kursları, camiler kapansın diyenler, Ayasofya açılmasın diyenler, içlerindeki o sıkışmış gazları ortaya çıkaramayanlar. Bunlar. Niye saldırıyorlar peki? Neden? Çünkü İslam'la bir sorunları var. Yani İslamiyet'le sorunları var. Bunların dertleri de, yani asıl şeyleri de, içlerinde söyleyemediği şeyler de, yani bu dindar kesim, dini kesim ve başörtülü insanlar veyahut da peçelik kadınlar, buna benzer hani Allah'ın ismini ananlar, ezanı Muhammediye hani saygı duyanlar, camiye koşanlar sabah namazında, buna benzer insanlar, böyle insanların çoğalmasını istemeyenler, bunların yasak getirilsin, bunlar engellensin. Sabah sabah hoca ezan okuyor, benim uykumu bölüyor, ben Mozart dinleyemiyorum, ben rakı, bira, şarap içemiyorum, onlar beni hani cırılçıplak gezip de onları görünce böyle midem bulanıyor, öcüymüş, böcek görüyormuş gibi oluyorum diyen, hani kendisini üst kademeden sayıp da kendinden başka aşağı diğer kesimin hepsini böyle bir köle sıfatına koyan, sadece temizlikçi, hizmetçi, 3. 4. sınıf muamelesi uygulayan, kendisini de aydın, ileri görüşlü, çağdaş, batıcı böyle gören bazı kitleler, kesimler var ya, işte bunlar. Bunlar işte. Bunlar da Ali Erbaş Hoca'nın istifa ettirilmesini ve Ali Erbaş Hoca'dan sonra Diyanete, genel olarak Diyanetin kurumuna darbe, balyoz indirmek dertleri, amaçları bunların. Asıl niyetleri Diyanete balyoz, darbe yapmak. Bunların niyeti. Evet arkadaşlar, bu Ayasofya ile alakalı tabi hakaret mi, beddua mı veyahut da hani bu kılıçla neden çıktığını gündemde olan yoğun soruları işte cevapladım. Bir takım hani çok dile getirilmiş, cevap bekleyen soruları. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, lütfen kanalıma abone olup ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.